Merhaba sevgili gençler, sizlere dişi üreme sisteminde görülen menstrual döngüyü anlatacağım. Menstrual döngü dediğimiz döngümüz 4 evreden oluşuyor. Birincisi folikül evresi, ikincisi ovulasyon evresi, üçüncüsü korpus luteum evresi, son evremiz dördüncüsü de menstruasyon evresidir arkadaşlar. Gerçekleşen olayları hemen inceleyelim. Arkadaşlar menstrual döngü kadınlarda şöyle şekil üzerinden görelim. 0 ila 28. günleri kapsıyor. 14. gün ovülasyon evresidir. Yani folikülün yırtılıp olgun folikülün yırtılıp yumurtanın serbest kalmasıdır. 0-14. günlerimiz bizim folikül evresi olarak geçiyor. Yine 14 ile 28 arası burası da korpus luteum evresidir arkadaşlar. Korpus luteum. Bizler de bu folikül evresinin ilk 5-6 günü veya işte kişiden kişiye değişiyor. 3 ila 7 gün arası olan kısmı bir önceki döngünün menstruasyonudur arkadaşlar. Menstruasyon evresidir. Demek ki 0-28. günler arasında menstruasyonu yerleştirmiyoruz. Bir önceki döngünün menstruasyon evresi yeni bir folikülün ilk 7 gününü kapsamış oluyor. Yani burada folikül evresinin ilk 7 günü aynı zamanda bir önceki döngünün de menstruasyonu olmuş oluyor. Böylece folikül toplamda 14 gün sürüyor arkadaşlar. Şimdi olayların gerçekleşmesine bakalım nasıl gerçekleşiyor. Önce hipofizden salgılanan az miktarda FSH ve LH'lar, bir miktar daha FSH başlangıçta fazla arkadaşlar. Hemen kana geçip ovaryumu uyarıyorlar arkadaşlar. Ovaryumu uyardıktan sonra şu noktadan şöyle gösterelim. Şuradan başlıyoruz. Ovaryumdaki folikül uyarılınca folikül büyümeye başlıyor. Oogenez başlıyor. Zaten dişi üreme sisteminde ovaryumda birincil oositlerimiz yaklaşık ne kadar? 1-2 milyon birincil oositimiz var. Bunlar embriyonik dönemde profaz 1'de durdurulmuş, mayoza başlamış profaz 1'de durdurulmuş olarak bekleyen oositler. Her ay ergenlikle beraber her ay bir tane folikül gelişerek oradaki yumurta oogenezle yumurta ana hücresi mayoz geçiriyor. Gelişimine devam ediyor. Buradaki folikül FSH ile uyarıldıktan sonra oogenez başlıyor. Ayrıca folikülden önce östrojen fazla salgılanıyor. Progesteron az. Progesteron daha az salgılanıyor. Fakat ovülasyondan sonra korpus luteumdan ise fazla miktarda progesteron az miktarda östrojen salgılanacak. Folikül östrojen salgılıyor. Progesteronu da az miktarda salgılıyor. Bunlar endometrium dediğimiz rahim içerisindeki dokunun kalınlaşmasında etkili. Daha sonra folikülümüz gelişmeye devam ediyor. Bu folikül içerisindeki yumurta ana hücresi mayoz 1'i tamamlıyor. Birincil kutup hücreleri ve ikincil oositlerimiz oluşuyor. Bunlar tekrar mayoz 2'ye başlıyor arkadaşlar. Ve mayoz 2'nin tekrar bir durdurulma var. Mayoz 2'nin metafaz 2 evresinde tekrar döngü durduruluyor. Bu şekliyle yumurtamız daha metafaz 2'de, mayoz 2'nin metafaz 2'sinde. Burada folikül olgunlaştığı için LH'ın etkisiyle LH ve FSH'lar artıyor. Ama bu sefer FSH daha az, LH daha fazla. LH'ın etkisiyle diyoruz o yüzden. İkisi de ama normale göre artışa geçiyor. Bu folikül, olgun folikül uyarılıyor, folikül yırtılıyor. Folikülün yırtılmasıyla buradaki metafaz 2'de bekleyen ikincil oositimiz serbest kalıyor arkadaşlar. Ve hemen aynı gün içerisinde birkaç saat içerisinde fallopi tüplerine geçiyor. Şimdi buraya kadar folikülün olgunlaşması folikül evresidir. İlk 14 gün sürüyor dedik.
Sonra LH ve FSH'lar artıyor. LH daha fazla artmış. Bu şekilde ovülasyon gerçekleşiyor dedik. Folikül yırtılıyor. Yumurta serbest kalıyor. Bu 14. güne denk geliyor. Buna ovülasyon evresi diyoruz. Serbest kalan yumurta fallopi tüplerine geçiyor. Fallopi tüplerinde eğer bir spermle yumurta bir spermle karşılaşırsa arkadaşlar metafaz 2 kaldığı yerden meiozuna devam ediyor. İkincil kutup hücreleri ve ootitler oluşuyor. Sonra ootitlerde bazı genler pasifleşerek aktif pasif genler düzenlenerek hücre farklılaşmasıyla ovum dediğimiz yumurta hücresi oluşuyor. Yumurta hücresinin çekirdeği ile spermin çekirdeği kaynaşıyor. Böylece döllenme gerçekleşiyor. Fakat eğer döllenme gerçekleşmezse bir spermle karşılaşmazsa yumurtamız ikincil oosit halinde metafaz 2'de bekleyen yumurtamız meiozuna devam etmiyor. Bu yumurta hücresi uterusa ulaşıyor. Yaklaşık 2 ila 5 gün ya da 1 hafta diyebiliriz. Uterusa ulaşıyor. Döllenmemiş yumurta uterusa ulaşıyor. Burada folikül yırtılmıştı. Folikülün yırtılmasından sonra, folikül yırtıldıktan sonra içerisine yağ damlacıkları doluyor. Yağ damlacıkları dolmuş olan bu folikül sarı cisim ya da korpus luteum olarak adlandırılıyor. Daha sonra LH'ın etkisiyle sarı cisimden yani korpus luteumdan bu sefer fazla miktarda progesteron, östrojen daha az, az miktarda östrojen salgılanıyor. Bu şekilde bu iki hormon yine kana geçip endometriyumun kalınlaşmasında görev alıyor arkadaşlar. Bu olaylar gerçekleşirken bizim döllenmemiş yumurtamız nereye ulaşıyor? Endometriyuma ulaşıyor. Eğer döllenme gerçekleşmezse korpus luteum bozulmaya başlıyor. Korpus luteum azalırsa arkadaşlar bozulursa progesteron azalır. Korpus luteum bozulursa progesteron östrojenler azalıyor. Bu durumda ne oluyor? Endometriyum dediğimiz rahim dokusu parçalanmaya başlıyor. Parçalanma sonucu oluşan dokular ve döllenmemiş yumurtamız bir miktar kanla uterustan dışarıya uterustan vajinaya geçiyor. Vajinadan dışarıya atılıyor arkadaşlar. Biz bu son evreye menstruasyon evresi diyoruz. Bu menstruasyonun gerçekleştiği aşamada yeni bir folikül döngüsü de başlıyor arkadaşlar. Yeni bir folikül evresi de başlamış durumda. Çünkü progesteron ve östrojenin azalması burada neye neden oluyor arkadaşlar? FSH, LH'ların buradaki zaten önce progesteron fazla miktarda arttığı için FSH, LH'larla geri bildirim, negatif geri bildirim yapıyor. Bunların azalmasına ve yeni bir döngüyü başlatmasına neden oluyor. Yine korpus luteum bozuluyor dedik. Progesteron azalmaya başlıyor. Bu şekilde ne olmuş oluyor arkadaşlar? Yeni bir döngü başlamış oluyor. Menstruasyon evresi yeni bir döngünün ilk bir haftasını yaklaşık olarak kapsamış oluyor. Evet gençler, bu şekilde menstrual döngü tamamlanıyor. Eğer döllenme gerçekleşirse korpus luteum evresinde kalıyor döngü. Menstruasyon dediğimiz kanama aşaması gerçekleşmiyor. Yumurtanın dışarı atılma aşaması olmuyor. Progesteron salgılanmaya devam ediyor. Çünkü progesteron hamilelik hormonudur. Salgılanmaya devam etmesi gerekiyor. Burada döllenme gerçekleştikten sonra ilk mitoz bölünmeler fallopi tüplerinde gerçekleşiyor arkadaşlar. Biz bu evreye segmentasyon diyoruz. Hızlı mitoz bölünmelerle önce morula oluşuyor. Sonra blastula oluşuyor. Ve bu embriyo geliyor uterusa tutunuyor arkadaşlar. Progesteronun etkisiyle uterusa tutunuyor. Uterusa tutunan bu yapıya blastosist adını veriyoruz arkadaşlar.